Burak. İyi misin? Aradım, açmayınca şansımı deneyeyim dedim dönmüşsündür diye. Evet, şimdi geldim. Hadi al çantanı. Yemeğe götürüyorum seni. Ay Burak, ben çok yorgunum ya. Bir de biraz başım ağrıyor, dinleneceğim. Evet, onu da konuşacağız. Bakalım kim senin başını ağrıtıyor. Hadi al çantanı. Aldım, hadi. Niye yemiyorsun? Aç değil misin? İstersen başka bir yere gidelim. Yo. Çok güzel burası. Uzun zamandır gelmemiştim. En son ne zaman birlikte yemeğe çıkmıştın? Ne zaman ya? Dur hatırlayacağım. Dilim Hanım'ın projesini tamamladık diye heyecanlanmıştık. Şubat mıydı? Bir de ertesi gün arayıp bizi fikrimi değiştirdim demişti. Ay evet ya, neymiş? Orta sehpası parlamıyormuş. Kadının mermerden beklentisine bak ya. Ay hasta, hasta. Hasta. Eskiden ne kadar çok eğlenirdik. Sen de özlemiyor musun? Evet. Özlüyorum o zamanki halimi. Hiç yalan söylemedim. Kendimi rezil etmediğim zamanları. Yani niye kendine bunu yapıyorsun? Hepimiz bir atlar karıştırdık. Sonuçta da elimize yüzümüze bulaştırdık. Niye bütün sorumluluğu üzerine alıyorsun? Ben başlattım. Arkadaşlarımız üzüldü diye yaptın. Aman boşver Burak ya. O sayfa da kapandı. Bugün seni ofiste öyle görünce çok merak ettim. Yok. İyiyim ben. Yesene balığını, soğuyor. Pardon canım. Efendim? Burak, sana haberlerim var. Ofiste misin? Atölyemi uğrasana. Yok, çıktım ben. Aciliyeti yoksa yarın halledelim, olur mu? Ha, yanında biri mi var? Evet. Tamam, konum at, bekliyorum. Hayır, biz o toplantıyı yarın alalım, olur mu? Ya tamam, sen konum at. Ben gerekirse işinin bitmesini beklerim. Hadi bekliyorum. Selin, bana söylemediğin bir şeyler mi var? O ne demek? Sadece canavar müşteri değil sanki canını sıkan. Yok. İyiyim ben. Yorgunum sadece. Dün gece pek iyi uyuyamadım. Demir seni taciz mi ediyor? Bak eğer öyle bir şey varsa söyle bana. Hemen gidip mobbing davası açarız. Ben yönetim kuruluyla da konuşurum, babamla da. Burak. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne diyorsun sen taciz falan? Tarım alanına gidiyoruz, dibimizde bitiyor. Beni gönderiyor seninle yalnız kalabilmek için. Sonra döndüğünüzde sen berbat bir şekilde ağlıyorsun. Üstüne bir de çıkarken seni de alıp çıkıyor. Yani ne düşünmemek diyorsun? Tamam. Böyle anlatınca tuhaf olduğunun farkındayım. Ama sen her şeyi çok yanlış anlamışsın. Ben projeyle ilgili bir şey söyledim. Alara da beğenmedi. Ben de Alara'ya laf edince Demir Bey sinirlendi. Bu kadar. Kız arkadaşını arkasına alacak diye seni ağlatamaz. Ben buna müsaade etmem. Kız arkadaşı değil o. Yani değilmiş. Öyle değil diyor. Ama galiba öyle. Bilmiyorum ya, Burak bize ne zaten? Niye konuşuyoruz ki bunu? Boş ver. Kapatalım konuyu. Tamam kapatalım. Ama bak gerçekten öyle bir şey varsa ya. Yok Burak. Yok. İyi peki. Benim artık çıkmam lazım. Tamam, ben seni eve bırakırım. Hayır. Gerek yok. Eve gitmeyeceğim zaten, bir işim var. Yemek için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Hello. Sana güzel haberlerim var Devrik Prens. Stilo gözündeki yüzünün ifadeyle. Gitti gitti. Merak etme, gitmesini bekledim ben. Hadi bir kahve de ben alayım. Çok keyifliyim. Farkındayım. Yemeyecek misin gerçekten? Yok, afiyet olsun. Bak, senin keyfini kaçırmak istemiyorum ama gerçekten yapmam gereken başka işler var.
Selin yüzünden mi gerginsin böyle? Hayır, Selin'e gerilmedim. Demir Efendi Selin'i üzdüğü için gerildim. Hmm, üzülmüş mü? Çok yazık. Ama Selin'in o haberi kaldıramayacağı belliydi. Ne haberi? Ne demiştin? Erkekler ilk adımı kendileri atmayı daha çok seviyorlardı değil mi? Demir'e Paris'e davet ettiğim için çaresizdim. Kabul etti mi? Bu sabah aradı. Meğer onun da biraz uzaklaşmaya ihtiyacı varmış. Selin onu öğrenmiştir. Yazık. Bir saniye şimdi. Siz birlikte Paris'e gidiyorsunuz öyle mi? Yetimhanenin işleri biter bitmez kaçacağız. Demir'le birlikte Paris'te 2 gün. Hayatının macerasını yaşatacağım ama. İyi sanat, iyi müzik, iyi yemek. Hiç gitmediği yerler. O kadar çok eğlenecek ki. Bir daha benden ayrılmak bile istemeyecek. 2 günlük kaçama fazla anlam yüklüyor olabilir misin? Bak ne diyeceğim. Hazır Selin'in kalbi kırık. 2 gün evde yalnız. Demir de ortalıkta yok. Bu fırsatı değerlendir bence. Bakalım Paris'ten döndüğümüzde hangimiz sevgili yapmış olacağız? Sen mi, ben mi? Bu bir oyun değil. İyi o zaman. Öyle orada oturup Selin'in sana gelmesini bekle.